Ozan ne konuşmak istiyormuş peki? Bilmem ki. Ya sadece buluşmak istediğini söyledi. Ya, hayır demek istedim ama... İçime sinmedi. Ay, senin hoşlandığını mı söyleyecekti ki acaba? Ormanda da konuşmaları yarım kaldı demiştin. Ben de öyle hissediyorum kuzen. Ya acaba ben bir bahane bulup gitmesem mi? Aslım, aynı sitede oturuyorsun, aynı okulda okuyorsun. Hayır, kaçsan nereye kaçacaksın ki? Orası öyle. Ama içim rahat etmiyor kuzen. Berçin yüzünden. Ya Aslım, saçmalama. Kendine eziyet etme. Bak, her şey olacağını varır. Hem sizin kaderinizde birlikte olmak varsa gerisi boş. Bence sen git konuş. En azından derdi neymiş onu öğrenirsin. Sen de haklısın kuzen. Ya müşteri var, ben şimdi kapatıyorum. Sen konuşunca yine beni ara, tamam mı? Tamam canım. Kolay gelsin. Neden süsleniyorsam dünden razıymış gibi? Kendine gel Aslım. Kızım. Kek yapmıştım, gel çayla birlikte bahçede yeriz. Anneciğim, benim şimdi birazcık işim var. Gelince yesek olur mu? Ne işiymiş bu, nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum, site içinde olacağım. Ozan bir şey konuşmak istiyormuş, onunla konuşup geleceğim. Peki tamam. Hemen konuş gel o zaman, aklım sende kalmasın. Tamam. Tamam anneciğim. Berçin. Ah, canım benim. Kurtulduğuna ne kadar sevindim sana anlatamam. Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Geçti çok şükür. Ya ben seni orada bırakmak istemezdim. Yardım arayayım derken ormana girdim, kayboldum. Sonra bir şekilde yola çıkıp anneme haber verdim. Biliyorum Berçin, çok sağ ol. Sen olmasaydın hala çukurdaydık. Gerçekten çok korkunç. Gece orada mahsur kalmışsınız, babam söyledi. İyi bari, Ozan yanındaymış. Evet, çok kötüydü. Neyse, sen ne yaptın? Ozan konusunu. Aslım, ben Ozan'la konuştum. İçimden gelenleri açık açık söyledim. Bu saçma sapan olay yüzünden dostluğumuz bitsin istemem dedim. O ne dedi peki? Ne diyecek? Anlayışla karşıladı. Kaç yıllık dostuz sonuçta. O da arkadaşlığımızın bozulmasını istemiyor. Anladım. Hem şimdi düşününce yaptıklarım çok tuhaf geliyor. Kafam karışıktı herhalde. Ben duyguların incinmiştir diye üzülmüştüm. Neyse ki iyisin, çok sevindim. Yok canım, çocuk muyuz biz? Hem insan bazen her istediğini elde edemiyor. Neyse, ben eve gideyim. Okulda görüşürüz. Görüşürüz canım. Oh, iyi. Korktuğum gibi olmamış. Arkadaşım falan değilsin. Ozan benim olacak. Benim. Bekletmedim değil mi? Yok yok. Ben de şimdi geldim zaten. Ya, evden çıkarken Berçin'le karşılaştık da onunla konuştuk biraz. Öyle mi? Ne konuştunuz? Hiç, aynı mevzu. Çukur'da beni bıraktığı için çok üzülmüş. Ondan bahsetti. Bir de bizim için çok endişelenmiş, onu söyledi. Biz de karşılaştık. Daha doğrusu bize geldi. Bahsetti.
Sanırım arkadaş kalalım, dostluğumuz bozulmasın demiş. Değil mi? Evet, öyle şeyler. Sevindim. Kalbi kırılacak diye çok korkmuştum. Demiştim sana. Doğru sözün açtığı yere çabuk kapanır. Ortada yalan yanlış şeyler dolaşmasın yeter. Haklısın. Olgunlukla karşılaması da önemli tabii. Evet. Kafası karışmış. Neyse. Ben seni buraya Berçin'le ilgili konuşmak için çağırmadım. Sana söylemek istediğim başka bir şey var. Seni dinliyorum. Sen ne konuşacaksın benimle? Bu sabah Çukur'da bahsettiğim konuyla ilgili. Sana söylemek üzere olduğum. Mümtaz Bey bizi kurtarmaya geldiğinde bir şey diyordun. O konu mu? Evet. Berçin'le ilgili konuşurken sana bir kızdan hoşlandığımı söylemiştim. Cesur, dik başlı, huysuz bir kızdan. Evet. Kim o kız söyleyecek misin? Aslında bizim aramızı yapmaya çalışıyordu. Hayır. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama sanırım sen üzerine alındın. Anlamadım. Bunu konuşmak için çağırdım seni buraya. Eğer Çukur'da söylediklerim üzerine alındıysan kusura bakma. O kız sen değilsin. Buradan çok uzakta oturuyor. Tanımazsın. Ben sanmıştım ki. Ne sandın? Senden hoşlandığımı falan mı? Yok. Yok, öyle sanmamıştım. İyi o zaman. Bu konuyu açıklığa kavuşturmamıza sevindim. Seni üzmek istemem. Çok vaktim yok. Görüşürüz sonra. Sensin aslan. O kız sensin.